Ya Allah Allah Aslı ya, Allah Allah ya. Sanki İstanbul'un gözde bekarları kapıda nöbet tutuyor. O holding veliahtları sıraya girdiler de Taceddin'i beğenmiyorsun. Yuh be! Volkan tamam, bayılacağım artık. Aa! Ay anne aşk olsun size de yani. Bir gelme diyemediniz mi insanlara ya? Aa, ayıp kızım. Şögünü geleceğiz diye emri vaki yaptı. Ne deseydim yani? Aslıcığım sen üzme kendini. Ben o işi halledeceğim. Bana güven. İstemediğim birine seni zorla verecek değiliz ya. Evladım, yavrum. Bak ne yaptıysan vazgeçmedi çocuk. Demek ki aşık olmuş. Ay senin hiç mi gönlün yok? Anlamıyorum ki Tahsin. Ay anne Taceddin yani. Ne var canım? Evlilikte mühim olan sevgidir, saygıdır, efendiliktir. Senin o çok beğendiğin yakışıklılığın, havanın, tavanın izi kalmaz 5-10 sene sonra canım. Şimdi Taceddin ideal erkek oldu yani. Hayır efendim öyle bir şey demedim. Öyle bir şey dedin mi Tahsin? Hayır hiç öyle bir şey demedim. Ben diyorum ki artık kararlarını verirken aklını kullan, aklını. 15 yaşında değilsin artık Aslı. Vallahi hatta 15 çarpı 2 yaşındasın Aslı. Ya yeter artık neyini beğenmiyorsun Taceddin'i ya? Allah'ın gücüne gider bak. Tamam tamam artık ya bitti. Allah Allah. Kız istemiyor zorla mı? Çarık çarıkla, sarık sarıkla. Gelsin. Ben münasip bir dili anlatırım. Etrafından etkileniyor bu kız. Çevresinde bir tuhaf zaten. Yarın öbür gün Selin gibi öyle dejenere bir adam getirecek karşımıza. Sonra o Taceddin'i mumla arayacağız vallahi, mumla. Anne nereden çıktı şimdi Selin ya? Allah Allah ya. Döndü dolaştı ona geldi laf ya. Bak Volkancığım, daha önce de söyledim. Şimdi de yazıyorum buraya. Hakkımı helal etmem vallahi. Ya anne ya, sevemediniz gitti şu kızı, taktınız vallahi ya. Ne yaptıysa kız yaranamadı size. Vallahi ağzıyla kuş tuttu yine yaranamadı ya. Artık gerek de yok Volkan çünkü Selin Kubilay'a döndü. De. Ne? Ne Kubilay'ı be? Burada şaşıracak bir şey yok. Babası Selin'i affedip mal varlığının üzerinden tedbiri kaldırınca kız da eski hayatına ve eski sevgilisine döndü. Bu kadar. Yaşasın! Ay çok sevindim. Çok sevindim. Yok yok öyle değildir o iş ya. Tehdit etmiştir kızı ya. Zorla olmuştur o iş ya. Ya öyle olmuş evet. Kesin tehdit etmiştir ya. Böyle seni ayaklarından vurduracağım falan filan yapmıştır. Tabii işte ona benzer bir şey. Bana dönmezsen bu gece Nüpre'ye turşu ile giderim falan demiş. Kız da korkmuş tabii. He? Ulan bu karının bana ikinci kazığı bu ya. Ya evet Volkan, Selin de sabahtan akşama kadar oturup düşünüyor. Acaba Volkan'a ne kazık atsam diye. Başka önemli konusu yok kızın. Hayatı bu. Ay o kız oğlumun peşini bıraktı ya. Kurban keseceğim vallahi. Vallahi. Keselim İpo'cum keselim. Kavurması da pek güzel olur. Ulan Aslı, kara habersin sen ya. Baykuş gibi ya. Bir kere de iyi bir haber ver be. Ay ne olacaktı Volkan? Bir tarafta böyle yakışıklı, metroseksüel ötesi, böyle clubber bir herif, bir tarafta sen. Ne yapacaktı kız? Ulan ne geldiyse zaten o süslü clubber Nişantaşı erkeklerinden geldi başıma ya. Sen çok sevinme yalnız Aslı. Biliyorsun bu hafta senin için önemli bir hafta. Önünde iki seçenek var. Bir tanesi böyle kimseyle evlenmeyip kız kurusu olarak bu evde kalmak. Diğeri de Taceddin kardeşimizle mutlu bir izdivaç değil mi? Sen öyle san. Babam gösterir onlara. Değil mi baba? Görürüz. Aslıcığım. Biz de seni arayacaktık şimdi. Geç kalacağını söylemedin de merak ettik. O ne oldu saat? Ay niye merak ediyorsunuz anne? Cep telefonu diye bir şey var. Arayıp sorsaydınız. Aa, aa. Gelir gelmez annene karşı terbiyesizleşme kızım. Bir genç kız böyle konuşmaz. Ne genç kızı baba ya? 30 yaşına geldim. 30 yaşına geldim ve hala anne babamla oturuyorum. İğrenç bir hayatım var. Olan bu işte. Aa, niye iğrenç olsun canım? Çok şükür her şeyin tamam. Her şeyim tamam. Gerçekten her şeyim süper. Yani o kadar şahane bir hayatım var ki. Ama nedense yapayalnızım ve hala sizle oturuyorum. Bir 30 yıl daha da oturmaya devam edeceğim işte. Bu kadar berbat. Çürüyeceğim bu evde. Tahsin'cim. Bu kızın zamanı gelmiş. Söylüyorum ama dinlemiyorsunuz ki beni. Vallahi İfo öyle galiba. Tahsin'cim. Bu kız mutsuz ama farkında değil. Bu Taceddin onu çok mutlu edecek, çok. Vallahi bilmem ki. Hayır, evlilikte keramet vardır derler de. Sağ olsun bizim Aslı inatçıdır, inatçı. Ayol ne inadı? Baksana haline sinir geldi kıza. Gelsinler şunlar da. Bari bir söz keselim, tanısınlar birbirlerini. Ayol Taceddin çok içten, çok hoş bir çocuktu. Ya ben vallahi o gün şaşkına döndüm ya. Bayağı duygulandım. Çok seviyor kızı, çok.
Ayol tapıyor kıza. Tapıyor. Nereden bulacak aslı onu o kadar seven kocayı? He? Üstelik efendi bir adam. He? İmkanları geniş. Derli toplu bir aile. İrfancığım efendiliğine efendi de bizim kız beğenmez tacettiri. Ya çevresi çok sosyete. Aman Tahsin'cim sosyete mosyete. Bir anne baba olarak bizim de bir şeyler söyleme hakkımız var herhalde. Geldikleri zaman sen konuşursun. Bizim için münasiptir dersin. Aslı beğenmiyorsa artık kendisi konuşsun şekerim. Aslı da benim için de çok münasip de. Nedir o tacettirin hali, tavrı, kılığı, kıyafeti. Neyse kısmet artık ne diyelim. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı.